Merhaba güzel dostlarım. Hayat bir döngü üzerine kurulmuştur. Dünya döner, güneş döner, evren döner, atomlar, elektronlar döner, her şey döner. Ve sen de bir şey istiyorsun. Zenginlik istiyorsun, kariyer istiyorsun. Aslında onlar da bir döngüdür. Zihninde, ruhunda onun bir dönme şekli vardır. Ve onu fark ettiğin zaman, onu keşfettiğin zaman artık o dönmeyi, o döngüyü artırdığın zaman o sana daha hızlı gelecektir. İstemediğin bir şeyle tersine dönmeye başladığın zaman o da yok olmaya başlar. Bir ağrı vardır, ağrı bir tarafın bir tarafa doğru dönüyordur. Terse döndürürsen ağrı kesilecektir. Aynı tarafa döndürürsen ağrı artacaktır. Hastalık vardır, o da bir döngüdür. O döngüyü aynı tarafa döndürürsen hastalık artar, terse döndürürsen hastalık biter, sağlık başlar. Aşıksın, aşk insanısın, o da bir tarafa dönüyordur. Aynı tarafa döndürürsen aşk büyür. Ters tarafa döndürürsen aşk yok olur. Güzel dostlarım, her şey bir döngü üzerine kurulu. Her şey bir döngü üzerine kurulu derken ben de bir döngü yapayım. Hepinize minnettarım. Gerçekten sizleri çok seviyorum. Ve bunu nasıl anlatacağımı da bilemiyorum. Böyle hani binlerce at olsa demiştim ya, belki binlerce atı da az. Böyle her gelen mesaja cevap vermek istiyorum. Her gelen yoruma cevap vermek istiyorum. Ve kimin nerede ne acısı var dokunmak istiyorum. Bilmiyorum böyle fazla mı ekoluyum ya? Yani hata mı yapıyorum bilmiyorum ama hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Çok 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 sonsuz teşekkürler. Çok 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 lafı da sonsuz lafı da size olan minnettarlığımı anlatmaya yetmiyor açıkçası. Yalnız bugünkü konumuz ne arkadaşlar? Döngü. Yaratıcı her şeyi bir döngü üzerine kurmak güzel dostlarım. Yani İşte topraktan geldik, toprağa dönüyoruz. Veya ne diyoruz? Allah'tan geldik, Allah'a gideriz. Veya ne diyoruz? Hay'dan geldik, Hu'ya gideriz. Yani Hay da Allah'ın ismi, Hu da Allah'ın ismi. Her şey bir döngü üzerine ya. Ve aynı zamanda biliyorsun küçük küçük atomlar, elektronlar dönüyor. Dünya dönüyor. Evren dönüyor. Her şey dönüyor ve her şey aslında dönüyor. Bir koşu yarışına bak. Koşu yarışının başlangıç noktası ile bitiş noktası aynı yer. Yani ne diyoruz arkadaşlar? İşte Allah'ı görmek istiyorum. Allah'ı tanımak istiyorum. Allah'a ulaşmak istiyorum. Nirvana'ya çıkmak istiyorum. Her şey bir döngü üzerine ya. Bunun için köke bakman lazım. Çünkü oradan geldik. Köklerimiz Allah'tan geldi. Oradan geldiğimiz için yani ileriye baktığın zaman ileriyi göremeyebilirsin ama geçmişini görebilirsin. Nereden geldiğini biliyorsun yani. Şimdi mesela normal yaşadığımız hayatta öyle değil mi arkadaşlar? Mesela bir su buharlaşır. İşte güneş gelir suyu buharlaştırır. Sonra o bulut olur. Sonra bir yere gider ve bulut yeterince yoğunluğa ulaşınca yeniden dünyaya suyu gönderir. Ve sonra su yeniden buharlaşır. Yeniden bulut olur. Sonra yeniden yağar. Her şey bir döngü üzerine devam eder. Ve yerden bir taş al, havaya at, geri yere düşer. Şimdi tabii bu arada arkadaşlar bu bir tartışma konusu olabilir. Buna katılmayabilirsiniz ama dünyada senin gibi benim gibi canlı. Ve senin gibi benim gibi canlı ve sen yani bizim damarlarımız var ya damarlara kan akıyor. Dünyada işte nehirler var, denizler var. Onlar da akıyor. Bir yerden bir yere devamlı bir şeyler bir şey taşınıyor. Var olan bir şeyi ortaya çıkartabilirsin. Sadece var olan bir şeyi ortaya çıkartabilirsin. Yani şimdi arkadaşlar dünya bizim gibi bir hayat sahibi ya. Dünya bizim gibi canlı ya. Ve onlar da veriler, bilgileri taşıyorlar. Yani aslında sular bilgi taşıyor. Suların bilgi taşıdığını bilmiyorum biliyor musunuz? Hani bazen ne yaparız biz annelerimiz, büyüklerimiz ne yapardı bir veya hocalar ne yaparlar? Bir suya dua okurlar, onu içeriz. Veya bir yere dua yazarlar, o duayı suyun içine bırakırlar, sonra suyu içeriz. Su da bilgi taşır. Yani şöyle düşünün, işte Kızılırmak bir yerden bir yere akıyor, değil mi? Bir yerden bir yere akarken o orada duyduğu tüm sesleri kaydediyor. Ve sen de aşağıda bir yerde oradan işte temizlenmiş, arınmış o sudan içtin. İçtiğimiz zaman o bilgiler bize geldi. O sudaki bilgilerin hepsi bize geldi ve sonra bir gün birisi bir ders anlatında aa diyorsun ya çok çok hoşuma gitti de hemen kavrıyorsun onu. Aslında var olan şey ortaya çıktı sende. Ve bu su binlerce yıldır var değil mi? Milyonlarca dünya var oldu var olalı bu sular var ve su ne yapıyor? Hiç kaybolmuyor. Buharlaşıyor. Kullanılıyor. Geri suya dönüşüyor. Geri suya dönüşüyor ve milyonlarca yıldır o sularda milyonlarca bilgiler var, hazineler var. Ve biz o suyu içiyoruz. O bilgileri alıyoruz aslında.
yalnız bilinçli tarafımıza taşıyamıyoruz. Bir gün mesela bir kitap okuyorsun. Okuduğun kitapta ki konu birden heyecanlandırıyor seni. Çünkü aslında var olan bilgi ortaya çıkıyor. Aslında biz buraya gelirken güzel dostlarım her şeyi biliyoruz. Aslında bilinç dışımız her şeyi biliyor. Bilince taşımak bütün mesele. Onun için bir insana olmayan bir şeyi onda olmayan bir şey öğretemezsin. İçinde sevgi olmayan bir insana sevgi öğretemezsin. Aşk olmayan bir insana aşkı öğretemezsin. Ya vardır ya yoktur. Varsa ortaya çıkartabilirsin. Bir kayanın içinde dışarıdan oraya heykel üretemezsin. Onun içinde var olanı ortaya çıkartabilirsin. Ama bundan önceki videolarda bahsetmiştim. Bunlar nereden çıkar? Ya bir tohumu al. Tohumun içini parçala bakalım. Ne var içinde? Boşluk. Her şey boşluktan çıkar ve sonra her şey boşluğa gider. Hayat tamamen bir döngüdür. Senin hak ettiğin bir gelir var. Sonra birisi haksız yere bunu aldı. Sen o senin hakkınsa sana geri dönecek bir döngü. Daima bir döngü halinde devam ederiz. Şimdi geçen işte biliyorsunuz Kamil Bey olsun bir onlara söyledim. Benim YouTube videomun izlenme istatistikleri var ya. Mesela orada şey yazmış. 13 yaş altı %1. 65 yaş üstü de %1. Yani böyle %1 ile başlıyor. Sonra %5, %10, %34. Sonra geri %20. %5, %1 de geri. Bir döngü. Bir, yani düşün arkadaşlar benim videomu izlemesi bir döngü gibi. Bir bebektik. Gençleşiyoruz. Yaşlanıyoruz. Sonra geri mezara doğru yaklaşırken geri bebekleşmeye başlıyoruz. Geri duygusuz bir bebek gibi duygusal olmaya, bebek gibi yalnız olmaya başlıyoruz. Her şey bir döngü üzerine kurulu ya arkadaşlar. Bakın mesela bunu ben NLP'de bir ağrı geçirme tekniği olarak kullanıyorum. Mesela düşün ki başın ağrıyor. Başın ağrıyor ya. Gözünü kapat o ağrı nerede diye bir odaklan ona. Ağrının olduğu yeri buldun. Sonra şunu sor kendine. Bu şimdi hangi taraftan hangi tarafa doğru dönüyor? Hangi taraftan hangi tarafa doğru döndüğünü bulduğun zaman kendini imajine ederek onu ters tarafa doğru döndürürsen ağrının bittiğini görürsün. Ya bir aşk duygusu. Aşıksın ve içindeki aşk duygusuna bak. Hangi taraftan hangi tarafa doğru dönüyor? Aynı tarafa döndürmeye devam edersen ve döndürürken büyütürsen aşkın da büyümeye başlar. Terse doğru döndürürsen yok olmaya başlar. Ama diyorsun ki zengin olmak istiyorum. Çok fazla param olsun. Veya kariyer sahibi olmak istiyorum. Veya ünlü olmak istiyorum diyorsun. Ne olmak istiyorsan bu duygu bende nerede diye bir odaklanman lazım. Bu duygu bende nerede? Duyguyu buldum. Sonra diyorsun ki bu hangi tarafa doğru dönüyor? Onun dönme tarafını bulduğun zaman, onu da artırdığın zaman istediğin şey yani artırdığın zaman o duygu daha fazla oluşmaya başlayacak veya o daha fazla sana gelmeye başlayacak. Tersine doğru dönerdiğin zaman azalmaya başlayacak. Aslında farkındasın. Yine de ben altyazı geçeyim. Çok değerli bir bilgi verdim şu anda. Zengin olmak istiyorsun. Hayat bir döngüden ibaret. Aynı tarafa döner, zenginliğin artsın. Aşkına kavuşmak istiyorsun, aşkını büyütmek istiyorsun. Buldun aşkı, aynı tarafta döner, büyüsün. Bir yerine bir ağrı var, o da bir döngüden ibaret. Terse doğru döner, ağrı kaybolsun. Biliyorsun her şey önce zihinde başlar, sonra beden akseder. Ve zihnimizde o döngüyü bulduğumuz zaman arkadaşlar, istediğimiz her şeye ulaşmak birdenbire kolaylaşmaya başlar. Aslında bu döngünün ispatı bile ne arkadaşlar öyle değil mi? Gece gündüz, gece gün devamlı bir döngü var hayatın tamamında değil mi? Bu bile Darwin teorisini çürütmeye yeter. Mesela o zaman ne yapıyor? Mesela maymundan insana dönüştük diyor ya. O zaman diğer sisteme bakarsak geri insana maymuna dönüşmem lazım. Ama orada döngü yok. Orada tek İp gibi gidiyor. Geçen bir yerde okudum bir karikatür çok hoşuma gitti. Hani böyle Darwin'e göre maymundan insan oluyoruz ya böyle bir maymun işte eğilmiş bir büyüyerek gidiyor. Karikatür maymunla yavaş yavaş büyüyerek insan oluyor. Sonra birisi böyle maymundan insan olurken karşı taraftan birisi geliyor. O da insan diğer tarafa doğru gidiyor. Ne oldu diyor. Ne oldu geri dönüyorsun? O da diyor ki beceremedik. Yani insan olmayı becerememişiz geri dönüyor. Tabii arkadaşlar bu işin esprisi bu bile Darwin teorisinin çürütmeye yeter. Tabii benim niyetim o değil. Ama hiçbir şey tek düze değil. Her şey bir döngü üzerine ya. Mesela bir kısım insanları görmüşsündür. İşte çok zengindir. Birdenbire fakir olur bir gün.
Sonra vay be ekmeğe muhtaç diye acırsın. Sonra bir ara bir iki yıl sonra bakarsın tekrar ultra zengin olmuştur. Sonra, wow! Hayran mı kadın? Sonra bakarsın ki geri fakir olmuştur. Sonra geri zengin. Arkadaşlar bu döngü olmasaydı mesela 300 yıl önce zengin olan insanlar şu an çok daha zengindiler. Ama döngü enerji bir yerden bir yere kayar devamlı. Yani zenginler hep zengin, fakirler hep fakir olarak gitmez. Köleler hep köle, krallar hep kral olarak gitmez. Hep döngü el değiştirir bu devamlı. Mütemadiyen el değiştirir. İnsanlar zulmeder, kader adalet eder. Kader adil olduğu için enerji de devamlı el değiştirir. Burada bazen de arkadaşlar dünya dönüyor ya. Dünya dönerken bazen bize gülen yüzünü gösterir. Gel yani bazen dünya güneşe döner, bazen sırtını döner değil mi güneşe? Bazen dünya ya da bazen zenginlik ya da bazen aşk sana döner. Döndüğü zaman ona kilitlendiğin zaman onunla beraber sen de dönmeye başladığın zaman işte artık olayı yakalamışsındır. Ama o döndüğü zaman havaya girip de ego olup da tamam ben yaptım moduna girersen, varoluşa karşı çıkarsan işte o zaman kaybetmeye başlarsın. Güzel dostum kaybeden insanın ortak özelliği ben biliyorum egosudur, varoluşa karşıdır. Yani topluma karşı ben farklıyım, ben gerçekten farklıyım. Yani ben sıra dışı bir insanım, başkaları gibi değilim derler. Bunlara varoluş öyle bir ders verir ki. Yani düşünsene şimdi sen 250 kilometre hızla bir uçakla gidiyorsun. Doğuya doğru. 250 kilometre hızla batıya doğru bir rüzgar gelse karşı yönden o zaman ilerleyebilir misin? Yani varoluşa, doğal hayata karşı çıktığımız zaman işte o zaman yerimizde sayarız. Hatta varoluş bizi dışarı atar. Hani bunu önce anlatmışımdır. Vücudumuzdaki tüm hücreler birbirine yardım eder, birbirini destekler. Ve birbirini destekler ve bazı amaç nedir? Bütünün faydasıdır. Yani varoluşun ya da şöyle söyleyeyim hücrelerdeki amaç bu bedenin faydası değil mi? Ama bazen parmağında bir sıkıntı oldu, kangren oldu. Ne yaparsın? Bütünün faydası için parmağı kesersin. Biz de arkadaşlar vücudumuzdaki hücre gibi dünyadaki birer hücreleriz. Dünyadaki bir hücre varoluşa, doğal hayata karşıysa o zaman dünya onun dışarı atar. Ve ne diyor? Şimdi bütün bilgi kişiler der ki arkadaşlar her şey bir yansımadır ya. Mesela dünyadaki her şey Allah'ın yansıması değil mi? Hani güneş gökyüzünde bir su damlasına baktığımız zaman orada güneşi görebiliyoruz ya. Hani denir ki işte kuşlar, hayvanlar, insanlar, işte cömertlik, iyilik, güzellik her şey Allah'ın yansıması bir yüz düşümüdür. Yani dünya bir noktada Allah'ın bir yansımasıdır, doğru mu? Dolayısıyla dünya çirkin diyemez. Dünya kötü diyemez. Nasıl Allah'ın yansımasını kötü diyebilirsin? Yansımalar da güzeldir. Yani sen güzelsin, karşıda ayna var. Aynaya baktığında sen güzelsen ayna da güzeldir. Onun için güzel dostum. Dünya kötüdür, beden kötüdür diyemezsin. Zevk almak kötüdür diyemezsin. Bunlar da güzeldir. Çünkü bunlar da birer yansımadır. Şimdi güzel dostlarım hep devamlı bir döngü var ya, işte içimizde duygular var. Bazen öfkeleniriz, bazen ümitleniriz, bazen coşku dolu oluruz ve bazen deriz ki ümidimi kaybettim. Nerede kaybettim? O zaten içinde değil miydi? Sonra ümidimi kaybettiğini o içinde gene bir yerlerde ama geri döngü olacak. Yeniden ümitleneceksin. Bir yerde de öfkeleneceksin. Sana neyse öfkem duruldu ya. Şimdi iyiyim diyeceksin ama rahat ol. Bir gün geri öfkeleneceksin. Hiçbir duygu boşuna değildir arkadaşlar. Allah hiçbir şey boşuna yaratmaz. Dünya da boşuna değildir. Allah boşuna dünya yaratmaz. Onun yansıması şiddetle arkadaşlar ne diyeyim şiddetle tavsiye ediyorum mu desem. Dünya kötüdür demeyin. Dünya güzeldir. Dünya sensin zaten. Senin bakış açın. Sen güzelsen dünya güzel, sen çirkinsen dünya çirkin. Ve diğer taraftan da Allah'ın yansıması olduğu için biz Allah'ın yansıması nasıl çirkin diyebiliriz? Ve dünyada bir döngü üzerine her şey aslına dönecek. Biz de aslımıza döneceğiz. Bu beden devamlı değişiyor. Bu ben değilim. Aslıma döneceğim. Allah'a ulaşmak istiyorum. O zaman köküme bakmam lazım. Çünkü oradan geldim. Oraya baktığın zaman her şeyi görmeye başlarsın. Ve güzel dostlarım, biliyorum ki sen bundan önce benim bir kısım videolarımı izledin. Sonra döndün, bir daha izledin. Çünkü biliyorsun ki bir şeyin bilinçaltına yerleşmek için bir daha izlemen lazım.
Yeniden bir döngüyle diğer videoda buluşmak üzere. Sevgiyle kalın güzel dostlar. Hatta aşk ile, hatta tutku ile. Beni böyle sevgiyle, ilgiyle ve sessizliği dinlediğiniz için hepinize minnettarım. Lütfen sizden olan saygımı kabul edin. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.